Herkese merhaba. Biz bugün Demir'in doğum gününde abisinin ona aldığı elektrikli diş fırçasının ürün incelemesini yapacağız sizinle birlikte ve Demir nasıl kullandığını bize gösterecek. Bu diş fırçası Oral-B markasının, şöyle göstereyim, Pro 750 3D, yani 3D derken şuradan kendisinden gösterelim. Fırçası görünüyor mu? Şu beyazda gösterelim. Evet, görünüyor. Hem şöyle çalıştırayım. Hem ileri geri hem de, görüyor musunuz? Hem ileri geri hem de yuvarlak dönerek çalışıyor. Bu sayede de şurada görünüyor. Şuradan göstereyim. Dişleri yanlardan yuvarlak şekilde şöyle dönerek ve üstüne tuttuğunda da ileri geri hareketle temizlemiş oluyor. Bu şekilde kullanılıyor. Ve 2 dakika şeyi var. 2 dakikalık ayarı var. Dakika süre ölçer. 2 dakikada kendiliğinden kapanıyor. Su geçirmez gövdesi var. Ve şurada da şarj göstergesi. Biz bunu ilk şey diyordu kitapçığında. 60'ız kitapçığı, o yüzden gösteremiyoruz. Kitapçığında ne diyordu? Şey diyordu, 22 saat şarj edin diyordu. Biz bunu 22 saat şarj ettik ve ondan sonra kullanıyoruz. 22 saat şarjdan sonra, ilk 22 saatlik şarjdan sonra şurada diyor, şarj edilebilir pil var içinde. 10 güne kadar dayanıyor. Yani 2 dakika, günde 2 kez fırçalandığında bir şarj 10 gün gidiyor. Ve diğer başlıklarla da uyumluymuş makine kendisi. Yani şu şekilde bizim aldığımız başlık şu 1 numaralı başlık. 2 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı başlıklarla da eğer istersek sonrasında değiştirebiliyormuşuz. Şimdi şöyle kendi üstünde de göstereyim. Şöyle bir şarj aparatı var. Buraya geçiyor. Düşmüyor, düşmüyor, oturuyor. Şöyle göstereyim. Ve sanırım temassız elektrik şarj olayı var bunda. Çünkü herhangi bir yere bir şey geçmiyor içinde. Şu açma kapama düğmesi. Şu şarj göstergesi. Bu da fiş takılıyken yanıyor. Şimdi yapalım onu. Bu da açma kapama basit zaten. Basıyor ve bu kullanıyor. Bu da şey, içine onun koyma seti. Evet. Şöyle. Bir yere götüreceğimizde şey, üstündeki kapak çıkıyor. Buraya koyuyoruz onu. Normal diş fırçasında normal diş fırçasında buraya koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu nasıl çıkarılıyor? Çıkarsan aniş. Ben çıkarayım. Kolay çıkıyor. Evet. Ve buraya böyle koyuluyor buraya. Ama ben daha bilmiyorum çünkü daha çocukların yapabileceği bir şey değil. Evet. Anne yapabilir. Ama ben de şuraya geçireceğiz. Hiç kullanmadığımız için. Şöyle geçirdiğimizde bak yerine oturuyor. Gördün mü? Taşıma çantası hediyeliydi kutuda. Öyle yazıyordu. Ve içinden bu çıktı. Söylediğin gibi bunu da şuraya şöyle oturttuk mu? Kapatıyoruz. Ve böyle gittiğimiz yere rahatlıkla taşıyabileceğiz. Değil mi? Evet. Açalım. Sen takabilirsin şeyi. Ben de fişe takayım bunu. Bekle, alayım ben. Dur ben çıkarayım. Sen çıkar abi. Çok zor. Şöyle yapalım. Şöyle yönü var. İçine bakacağım bir. İçine bakayım. Bakabilirsin. Bayağı değişik. Bunun bir tane daha şeyi mi var böyle? İki tane fırçalanmak için. Farklı fırçaları varmış. Sonra deneriz değiştirme zamanı geldiğinde. 3 ayda bir değiştirin dediler. Evet, şimdi taktık. Bunu da buraya aldım. Tam bir şey olmaz. Tripoda çarptın. Evet, şöyle fişini prize taktım ben şimdi. Şimdi buradaki fişek böyle yanıyor. Evet. Böyle yanıp sönerken şarj olduğu anlamına geliyor. Şarj olduğu zaman artık o ışık yanmaz oluyor. Evet, şimdi birlikte banyoya gidelim ve Demir bize kullanılışını göstersin.
Evet. Hadi, hadi alabiliriz. Evet, geri geldik. Şimdi geldik banyoya. Evet, denebunudan çıkan diş macunu. Colgate'in bir tane diş macunu, naneli. Evet, Demir onu denedi. Çok beğenmiştim. Glister'dan daha güzelmiş. Şimdi sürüyorum. Jöle gibi bu arada şeyi de bakın. Jöle gibi resmen. Resmen jöle gibi ya. İnsanın yiyesi geliyor ama yiyemiyor. Çünkü bu bir diş macunu. Değil mi? Yenmez. Hı, şimdi bunu kapatalım. Şimdi başlıyoruz. Demir bu diş fırçasını çok istiyordu. Abisi de ona sürpriz yaptı doğum gününde. Daha güzel çekebilir miyim seni? Bakın yaklaştırayım mı biraz seni? Dokunuyor da bana. Tükürebilirsin çok şey olduğunda. Videoyu bir doldursana, ağzımı yıkayacağım. Sen ağzını yıka canım, videoda yıkayabilirsin. Yani yıkarken, yani diş fırçasını fırçalarken dikkatli ol, mutsuz yoksa dökülebiliyor ağzınızdan aşağı. Değil mi? Hı? Evet. Bayağı bir su döküldü. Olsun. Ya gıcıkmış bu şey. Gıcık olabiliyorsunuz bazen çünkü her yere dökülüyor. Tişörtünüzü bile bazen dökülebiliyor. Bu sıcakta fırçalayınca ama bir rahatlayabilirsiniz öyle üstüne dökülünce. Değil çünkü mi? Dışarısı 1 milyar derece resmen. Evet. Sen de terlemişsin zaten. Evet, evet. Böyleydi işte. Bitti mi? Ha? Bayağı bir beğendim çünkü ilk aldığımda hemen denemek istedim ama şey olmuştu, şarjı yoktu. O yüzden çok beğenmiştim. Ama kullanamadığım için beğenmemiştim. Öbür gün kullandığımda acayip sevmiştim ve 4 kez fırçalamıştım. Değil mi? Ha? Ve sonra da artık bunu da kullanmaya başladım. Eski diş fırçamı göstereyim. Buydu. Eski diş fırçam çocuklar içindi. Ama bu büyükler için ama annem aldı bana. Ay abim almış bana resmen. Hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın. Bay bay. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.